Robotik cerrahinin ilk fikir 1990'lı yıllarda başladı ve 2000 yılında FDA, Amerikan FDA'nin onayını aldıktan sonra Amerika'da 2000'li yılların başından itibaren uygulanmaya başlandı. Türkiye'de ise bizim ülkemizde ilk kez İstanbul'da 2005-2006 yıllarında uygulanmaya başlandı. Bizim üniversitemize ise girişimler yaklaşık 2009'lu yıllarda başlandı. Ancak koşullar nedeniyle 2011 yılında Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Candler Yılmaz'ın çok önemli katkıları nedeniyle üroloji, kadın doğum ve genel cerrahinin vermiş olduğu proje sonucunda 2012'nin Mart ayında ilk uygulamaya başladık. Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başladı. Hı hı. Ve Türkiye'nin şu an geneline bakacak olursak zannediyorum 20 civarında bir robotik cerrahi yapılmakta. Ama anladım. Ege bölgesinde sadece Ege Üniversitesi'nde var. Ameliyatı kim yapıyor? Robot mu yapıyor? Yoksa? Şimdi bu tabii hep tartışılan bir konu. Evet. Arkadaş yani hastalarımız sanki bu ameliyatı robotun yaptığını zannediyorlar ama robot yardımıyla biz yapıyoruz aslında ameliyatı. Hı hı. Çok güzel görüntülerini izledik. Gördüğünüz gibi robotun bir takım üniteleri var. Bunlardan bir tanesi işte bizim oturduğumuz konsol. Sanki bir uzay oyunu oynuyor gibi 3 boyutlu ortamda derinlik kavramına bakaraktan, bütün damarları görerekten ameliyatı konsola bakarak yapıyoruz. Konsolun derinliğinde 3D yani 3 boyutlu görüntü yüksek çözünürlükte bize çok keyif veriyor. Yine gördüğünüz gibi robotun kolları var. O kolları yaklaştırıyoruz. Daha sonra endovizyon sistemi var. Bütün bu robotun parçası olaraktan ve bu robotun kollarına robotun enstrümanlarını biz yerleştiriyoruz ve bunları karın içerisine soktuktan sonra da bu ameliyatı komple gerçekleştiriyoruz. Ama tabii burada bu ameliyatı sadece konsola oturan kişi de yapmıyor. Bu bir takım işi. Hı hı. Çünkü masa başında olan arkadaşlarımız var, anestezi ekipleri var, dışarıdan destek veren arkadaşlarımız var. Sonuçta hı hı. bir robotik ameliyatın yapılması aşağı yukarı 20-25 kişilik bir ekibin işi. Anladım. Robotik cerrahinin avantajları biraz önceki VTR'de de gösterildiği üzere. Hı hı. Bizim hastanemizde 3 ana klinikte yapılmakta. Üroloji, kadın doğum ve genel cerrahide yapılmakta. Ürolojide yapılan ameliyatlar nelerdir? Robotik ameliyatlar diye şöyle bir düşünecek olursak ilk planda prostat ameliyatları. Bizim ameliyatlarımızın hemen hemen %90-95'i robotik radikal prozektom ameliyatı. Bunun yanı sıra robotik nefrektom ameliyatları, robotik piloplastiler, robotik mesane ameliyatları yapılabilmektedir. Ama kliniğimizde en sıklıkla prostat ameliyatı yapılmakta ve bugüne kadar da zannediyorum 1,5 yıllık bir süre zarfında 150 civarında robotik yardımlı prostat ameliyatı yapıldı. Avantajları az kan kaybı. Çünkü robotik elinizin giremeyeceği yerlere robotik kollar çok rahatlıkla girdiği için oradaki damarlara tutma, bağlama şansınız çok daha fazla oluyor. Onun için otomatikman çok az kan kaybı oluyor. Hastanedeki kalış süresi daha az, az kan kaybı olduğu için ve o esnadaki dikiş materyallerinizi çok rahatlıkla attığınız için hastanın sondası yaklaşık 6-7 gün kadar hastada kalmakta ve bu da otomatikman hastanın hastanedeki kalış süresini daha az sürede tutmakta. Yara izi hemen hemen yok denecek kadar az ve bu şekilde hasta iş hayatına çok daha çabuk geri dönebilmektedir. Bir de tabii ki robotik prostat ameliyatlarını eğer düşünecek olursak ana olarak onu yaptığımızı, bizim radikal prostat kanseri nedeniyle radikal prostat ameliyatı yaptığımız hastaların en önemli komplikasyonları, beklenen komplikasyonlar belli bir süre idrar kaçırma ve en önemli faktörlerden bir tanesi bunlar erkek hastalar olduğu için cinsel hayatı sağlayamama faktörleri var. Hı hı. Ama işte robotik cerrahide bu problemler, bu komplikasyonlar hemen hemen minimalize ediliyor. Robotik aletler sayesinde o elin giremeyeceği yerler. Çünkü robotik ameliyatlar yaklaşık 10-12 kat büyüterek bölgeyi gösterdiği için o bölgedeki sinirler, damarlar çok daha rahatlıkla korunduğu için bu komplikasyonları daha az görüyoruz. Ve hastanın hayat kalitesi otomatikman çok daha fazla olmuş oluyor. Hata oranı da azalmış oluyor. Hata oranı da tabii ki azalmış oluyor. Peki Erdal Hocam, bu imkandan faydalanmak isteyen hastalar ne yapmalı? Şimdi temin Bülent abinin çok güzel ifade ettiği gibi bizim ürolojide en çok kullandığımız alan prostat kanseri cerrahisi. Sonuçta tabii bütün açık olarak yapabildiğimiz her türlü ameliyatı robotla gerçekleştirme şansı var. Önce buradan şu mesajı verelim. Yani Ege bölgesindeki tek robota sahip bir üniversiteyiz biz. Hı hı. Dolayısıyla bu tanısı konmuş ve hatta tanısı konmamış hastaların bizim polikliniklerimize mutlaka müracaat etmelerini istiyoruz. Hı hı. Çünkü prostat kanseri dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. O nedenle biz prostat kanseri tanısını daha erken koymak istiyoruz. Dolayısıyla ben buradan şunu söyleyebilirim. Özellikle hanımlara seslenmek istiyorum ben. Yani özellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerin mutlaka yılda bir kere bir kan testi, PSA dediğimiz bir kan testi, bir de parmakla, elle, makatla muayene yaptırması şart. Hı hı. Ve prostat kanseri tanısı konan hastaların da bir şekilde eğer bu imkanlardan, bu avantajlardan yararlanmak istiyor iseler bizim robotik cerrahi ünitemize müracaat etmeleri lazım. Biz onlara her türlü kolaylığı ve yardımı yapmaya koşulsuz hazırız. Teşekkür ederim.